Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Enderman farmı nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Hiç bekletmeden farmımıza geçelim. Öncelikle klasik olarak bir adet lav koyup aşağı doğru akmasını sağlıyoruz. Tamamen aşağı indikten sonra akan lavın yanına da bir adet su ekliyoruz. Bu şekilde lavlar taşa dönüşüyor. Su şu anlık burada kalabilir. Aşağıya iniş çıkış için bunu kullanabilirsiniz. End dünyasının tam zıttına 128 blok yaprakla blok çekiyoruz. Yaprak olması önemli. Normal blok koymayın arkadaşlar. Normal blok koyarsanız onların üstünde de Enderman spamlanır. Yaprağın üstünde Enderman spamlanmaz. Bu şekilde 128 tane ekleyeceğiz. Evet, hepsini ekledik. Buraya 5'e 3 bir alan yapıyoruz. Bu şekilde. Ardından bu uç tarafına 3'e 3 boş bir alan olacak şekilde etrafını dolduruyoruz. Tekli veya çiftli sandık ekleyebilirsiniz. Ben çiftli ekleyeceğim. Sandıklara huni bağlıyoruz. Etrafını 2 blok yükseltiyoruz. Girişimiz hariç. Sandığın üstüne basamak ekliyoruz ki endermenler bize vurmasın. Yolun devamına 3 blok genişliğinde 12 blok uzunluğunda bir alan yapıyoruz. Sağına ve soluna 3'er tane daha blok ekleyip 2 blok yükseltiyoruz. 5 blok daha uzatıyoruz. Buraya 7 blok genişliğinde 6 blok uzunluğunda bir alan daha yapıyoruz. Burası 7 blok, burası 8 blok. Birleştiriyoruz. Birbirine vurup düşmemeleri için etrafını 2 blok meşale kapatıyoruz. Arkadaşlar burayı kapatmayı unutmuşuz. Burayı da kapatıyoruz. Girişte yaptığımız yere yapraklardan merdiven yapıyoruz. Endermenlerin burada doğmaması için buralarını da üstünü yaprakla kapatıyoruz. Burada da isterseniz üstünü bu şekilde kapatabilirsiniz. İsterseniz de alttaki blokları kırıp yaprak olarak değiştirebilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Sonrasında gösterdiğim yerleri bu şekilde 2 blok yükseltiyoruz. Böyle gözüküyor. Boşluğa tuzak kapılarını ekliyoruz. Bir blok daha yükseltiyoruz. Buraya bir adet blok ekleyip ön tarafını tamamen kapatıyoruz. Sol tarafını da kapatıyoruz. Yanına da bir tane ekliyoruz. Endermite doğana kadar bu şekilde enderpearl atıyoruz. Şansınıza göre hemen de doğabilir, bekletebilir. Evet, doğdu. Doğduktan sonra ona bir isim etiketi veriyoruz. Koyduğunuz vagonun içine koyuyoruz. Vagonu geri yerine koyalım. Vagonun etrafını bu şekilde kapatıyoruz. Ardından önüne koyduğumuz blokları tamamen kırıyoruz. Gördüğünüz gibi saldırmaya başladılar bile. Önündeki blokları kırıyorum ve bu şekilde hepsi saldırmaya başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi rahatça onlar bana saldıramadan hepsini öldürüyorum. Arkadaşlar farm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu farmla istediğiniz kadar level kasabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.